Güzel. Bu arada hep bizim kayıt dışında bahsettiğimiz Lucifer filmi. Yani O da yakışıklıydı. dünyanın en kötüsü, yani varlıkların en kötüsü bir anda karşımıza iyilik meleği olarak çıkıyor. Şimdi bakıyorum senin çocuklar izliyorlardır. Evet, izi çok Transilvanya sevdim. Vampirler çizgi Evet. filmi. Yani vampir, kan emen, kötülük yapan vs. bir bakıyoruz çocuklar üzerinde hatta bad kızlar, kötü kızlar anlamında işte tişörtler, elbiseler, makyajları Mastur kötü falan filan diyorsun tabii. şmeken. Tabii intihar squad grubu. İntihar tabii yani. Timmy, işte Harley Suicide Quinn'in Squad. olduğu ve bununla ilgili de şöyle söylemek lazım. Yani Harley Quinn, Joker'in sevgilisi, devamlı dayak yemesine rağmen Joker'e aşık ve çok hızlı tüketiliyor. Bu yakın zamanda toplum üzerinde büyük bir onu okuyan çocuklarda büyük bir depresyonla, yani dayak yediğin adama devamlı aşıksın. Hiç olağanlaştırmıyor Değil bu mi? arada tabii. Sendromlar filan. Sonra bakıyorum Hannibal Lecter bir anda çok büyük bir kahraman oldu, bir yamyam. Onun Vendetta'dan bahsettik. Darth Vader aynı şekilde bir anda kötü, işte o Darth Vader'ın yaşamış olduğu hikaye ile Joker'in yaşamış olduğu depresyon Maleficent. hemen hemen aynı. Sonra tabii It filmindeki palyaço. Palyaço. Avengers'taki Thanos karakteri. Burayı masaya yatırmıştık. Evet, Thanos konuşuyor. Zombiler çocuklar için artık eğlence konusu Evet. oldu. Yani beyin yiyenler, Vampirina diye çocuk, yine Disney'den yayınlanan bir çocuk var. Bahsettiğim. Ben tabii Fallen Angels, ama burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Buket iki karakterde şuraya Descenders diye versene süper bir olur. Çocukları, ben bunu izlemedim ama Malefiz'in çocukları olarak Descenders diye bir çizgi film varmış. İzledin mi sen hiç onu? Çocukları İzlemedim. izlerken gördün mü? Şunu söylemek istiyorum. Ümit Hoca bilmiyor musun? Yok yani, duymadım. Descenders şöyle bir şey. Yani anlamını söyleyeyim size. Yani düşen en kötü melek aslında. Ve her şeye karşı çıkan melek. Mitten bahsediyorum. Yahudi mitinden. Bakıyorum başka. Tabii bu kötülük dediğimiz zaman ilk başta Habil ve Kabil'in hikayesi, Kabil'in Habil'i öldürmesi. Bu bile çizgi romanda Kabil'in ayakta kaldığı için ne kadar önemli birisi olduğunu söylüyor. Ama hemen bağlıyorum. Malefiz'in Kötülük kanatları çalındığı için kötüleşiyordu. Kötülüğü herhangi haklı bir çıkartıyordu senaryo burada. için arkadaşlar. Yani ben de bugün birkaç tane filmin danışmanlığını yaptığım için, dizi filmde dahil, kötülük bir senaryo için her açıdan iyiden daha etkileyicidir. Ve bir filmin asıl gücü kötülüğün yorumudur. Yani kötülük peşinde insanlar, kötülüğü görmeyince iyi filmlere gitmek istemiyor. Dolayısıyla bizde de aslında bu hikayelerde, masallarda var. Hani cinle uğraşacak, periyle uğraşacak, cadıyla uğraşacak. Ne diyorsun, gir. Bu kadar. Vicdanen ikna Evet. edici senaryolar. Şöyle ki, Kötülük yapmadı. Çizgi roman.